Bugün Galatasaray ikinci yarının en formda takımı. Oynadığı son 5 maçı kazanmış. Belki çarşamba günü kupanın ikinci ayağında oldukça sıkı bir maç oldu. Orada biraz yıprandı diye düşünüyorum. Bugün hafta içinde kurguladığımız oyunu oynamak önemliydi. Çalıştığımız oyunu da genel anlamda oynayabildik. Ki Galatasaray'ın topla çıkışını baskı altına alabildik. Kazandığımız toplarla geniş alana çıkıp biraz daha becerili olmak lazımdı. Oyunu tutabildik. Bu kez ilk yarının ikinci bölümünde çıkarken top kayıpları bizi geniş yakalatmaya başladı. Öyle sıkıntı yaşamaya başladık. Ama genel anlamda Galatasaray'a çok fazla pozisyon vermedik. Daha temaslı bir oyunu tercih ettik. Son dakika, ilk yarının son dakikası bir penaltıyla da geriye düştük. Maçın ikinci yarısında yine 15 dakikanın aynı tarz geçebileceğini öngördük. Öyle de oldu. Ki Galatasaray skoru bulamadığı her dakika biraz daha yaslanacaktır diye düşündük. Geçmiş maçlarda da bu tarz oyunları vardı. Bu kez yine doğru savunma yapmak, yine temaslı oyun, evet bizi yordu. Belki hücum niteliğini düşürdü ama yine de topa sahip olduğumuzda 3. bölgeye kadar gidebildik. Çok fazla üretken olmasak da belki bir golü atabilecek pozisyonlar da bulduk ikinci yarı ve maçın son anına kadar da puan alabilmek için ortak olduk oyuna. Ama Galatasaray kaliteli oyunculardan kurulu. Çok fazla pozisyon vermese de takım oyununu da oynayabilen bir takım. Bugün bizim için önemli olan burada bir takım oyunu sergilemekti. Evet bugün burada puan almak hakkımızdı belki. Ama kalan maçlarda bunu standart olarak görüyorum. Oyuncularıma da bunu söyledim. Şimdi kalan 13 maçta ki iç sahada daha fazla maçımız var ve biz kendi sıralamamızdaki takımlarla oynayacağız. Bunu da fırsata çevirmek istiyoruz. Çünkü bu oyun standartını sürdürmek iç sahada bizi avantajlı kılacak diye düşünüyorum. Umuyorum bu geri dönüşü de sağlarız ve önümüzdeki hafta ikinci yarı bizim için yeni başlar. Çünkü 4 maçta henüz puan alamadık. Bunu gerçekleştirmek için uğraşacağız. Evet yani siz izlememişsiniz muhtemelen. Çünkü biz soruyu sorduk. Evet, yok siz izlediniz mi? Biz de izledik. Bence de penaltı. Yani işin garibi maçın 4. hakemine sordum. Dedim ki yediğimiz penaltıdan sonra bir elle oynama var dedim. Orada penaltı var mıydı dedim. Yok dedi. Yani biz görmedik dedi. Yani yan hakem görmedi, orta hakem görmedi. Çok normal. Akan oyunda çabuk gelişmiştir. VAR hakemi de görmedi. Ama izlendiğinde evet bir penaltı ama maçın sonucunu bununla ilişkilendirmek istemiyorum. Çünkü maçın son anına kadar bir gol atabilecek oyunu da oynadı takımım. Ama Galatasaray'ı savunabilmek için çok fazla efor sarf etmeniz gerekiyor. Hem onun pas bağlantısını keseceksiniz hem kazanıp hızlı hücum yapacaksınız. Belki o biraz son 10 dakikada hücum gücümüzü azalttı diye düşünüyorum. Ama bugünü oyununu takımıma referans olarak alıyorum. Şimdi bunun üzerine koyarak bir geri dönüş yapmamız gerekiyor. Takımımın bu gücü var. Onlara güveniyorum. Onlara da söyledim. Aynı şekilde devam dedim. Umarım beceririz. Evet yok anlayışla karşıladı. Çünkü artık bir hakkı kalmamıştı. Son pozisyonda da kart tercihinde bulunabilirdi maçın hakemi ki topun yönünün out olduğunu gösterir işaretle kart vermedi. Son hakkıydı. En ufak bir şeyde atılabilirdi. Ben de böyle bir sahada böyle bir rakibe karşı eksik kalmak bizim işimize yaramazdı. Onun için çıkardım.